ben yeni bölümün çekimleri için yine yollara düştüm. Ha şimdi Kazakistan, Türkistan vilayeti Seyrem Avdan'la Karasu ilçesine geliyorum. Burada halkımızın çok sevimli, değerli şairimiz İbrahim Türki ile bugün sohbetimiz olacak. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hey İbrahim kardeşim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Ey Allah'a şükür. Maşallah. Hoş geldiniz bizim Seyrem, Kadım Seyrem bölgesine. Hoş. Büyük hocamız Ahmet Yesevi'nin doğduğu yere hoş geldiniz. Nice nice evliyaların izleri düşmüş bu yerlere. Aa maşallah. Allah size yine de yükseklik versin, yollarınızı açık etsin onların duaları. Hoş geldiniz yine bir sefer. Sağ olun, sağ olun, hoş bulduk. Şimdi ben yine söyledim seyircilerimize, böyle bir muzeydeymiş İbrahim Türki abimiz, böyle bir şeyler, bilmem ne muzeydir bu, ne var, neler var? Oy Allah Allah, baksana her şey dolu. Nedir bunlar, bir anladır mısınız? Bu ne muzeydir bu? Şimdi bu kıraktan bunları, şimdi bize kamera, şimdi bir kıraktan bu ne muzeydir, nedir, neler toplamış, anlatacak bize değerli insanımız. Hmm. Buyurun. Şimdi Miko kardeşim, insanoğlu dünyaya gelmiş ki bir üç duyguyla yaşıyor. Maşallah. Onun birinci duygusu vatan. Vatan. İkincisi tarih, üçüncüsü ilim. Bu maşallah. Üç duyguyu bilmeyen millet olsun, adam olsun, onun akıbeti mankurtluktur. Şimdi emekliye çıkandan sonra bunu bir canlı gelecek avlata göstermeye bir hareket ettim. Elimden gelenecek bunları topladım. Bunların içinde Kazakistan'dan, Özbekistan'dan gelen aşyalar var. Tarihi aşyalar. Yani. Tarihi aşyalar tarihi var. Tarihi muze boşuna değilmemiş. Mesela, tarihi aşyalar. Bunu da her şey gösterelim. Mesela bu ikisi bizim Aksaka Türklerden bilirsiniz. Peynir küpleri. Küp değiller yani ikisi. Burada bak Mankin ilçesinden bulunmuş küpler. Bu pişkonu görüyorsunuz mu? He. 150 yıldan açtı. Aksan'ın ağaçından olmuş pişkin. Vagonlarda bizim bundan bazlamayı diymişler. Vagonda gelmiş. Hı. Bu. Meğer bu sufra mı diyelim bunu? Bizimkiler sufra, yumru sufra diyorlar. Ha, yumru sufra diye. Aha, değil yine bir eski sufralardan. O sonra gidiyor. Aha, bu kazan 20. yılların kazanıdır. Aliyevler ailesinin büyük aile olmuştur. O Aliyevler bu kazanda yemek pişirip yemişler. Aa, maşallah. Bu da Aksa ağacıdır. Ha. Burada çoban oluyor. Her tavarı götüren de bıçağından oturup bunu yapıyor. Ha. Bu da oradan gelen bir aşıyadır, cihazdır. Ha. Aksa'nın ağacından olmuştur. Vay maşallah. Bu değirmen taşı, el değirmen taşı. Aha. Bu da vagonda burada ha, tahıl yüküdü. Tahıl yüküdü getirmişler. Gelende de burada şimdi geldi ondan yoğunmuş da. Bu bir köyü bakıyor. Vay maşallah. Bir köyü bakıyor. Herkes götürüyor. Kendi ununu çıkarıyor. Tahılını getir. Şimdi bunu bilirsiniz. Tırpan dügen. Babalarımızdan kalan mı? Maşallah. Hep tarih, hep tarih. Bu da bu neydi? Oradan gelen. Tütün doğrayan. Ne doğrayan? Tütün. Huan değiller. Tütün doğrayan. Ha, burada ne mi neydi? Tütün. Ot mu ya? Yok. Tütün? Mahorka değiller ha. Tütün. Papuruş sigaraya. Papuruş sigaraya için. Tütün doğrayan huandır. Sigara. He, bu şey. Buradan yediler ne? Sonra bunu doğrayırlar. Ha, anlaşıldı. Mahorka ya. Bu da oradan gelen iştir. Ha, bu da Kavkaz'dan. Hı. Oradan. Şimdi Akıskadan. Adamlarımız, aksakallarımız ile olmuş ki her bir işi kendinin bir mihriyle bir işe mihir vermiş, onu esre boylam. O boyca 90 kilo yükün içinden ile dedelerimiz olmuş ki kendinin nedir çiftçilik ile gün gören adamlarımız da vardı. Onlar buradan bu lençberluk atın nüvasını devenin kimi, atın kimidir, işen kimidir
Burada bile değil bu. Orta Asya'nınki bile değil. Ha, bu. Oradan. Şaban kinosunu görseniz orada görse diyor bunu. Aa, bu onlar da ondan gelmiş. Oradan gelen iştir. Bunlar her şey o. Aksa'dan gelen iştir. Hoşuma için. Şimdi o Tarak bilirsiniz, görmüşüz. Aha. Tarak. Bu bundan 200 yıl evvel tut ağacından yapılmıştır. Avralarda duası var ama görüyorsunuz mu? Yili var. Bir İbrahim diyen bir maşallah evliya, bir din adamı geçmiş. O şagirdinden 250 yılın içinde o İbrahim'den kokanlı. Ben İbrahim'e gelip çattı bu. Vay maşallah. İbrahimlardan İbrahim'a. 250 yılden sonra. Vay üstünde maşallah yazılı bu. Maşallah. Şimdi burada var abi, hani dere aşlayan. Dere aşlayan var. Şimdi bunlara hepsini eğer tohtu. Hepsini bir bir anlatacaksak böyle bir geçelim de böyle o çok. Şimdi Kazakistan şey tarihine bakın. Burada 20. 33. yıllarda Kazak Türkleri sürgünleri çok çekti, kırıldı. Suni açlıklar oldu. Bana o sürgünün bana arabadan giden bir tarihi. Bu da 30-40 yıllardaki giyimler. Eşyalar, giyimler. Eşyalar, giyimler de. Giyimler, ha, giyimler. Libas giyimler. Libas. Ha, bunlar köçme gidiyor. 40. yılın makinesi. Tikim makinesi. Ha, makinesi. Şimdi buraya savaş yıllarında. Burası Kazakistan tarafıdır. Savaş yıllarında Kazakistan. Aha, bunlar hepsini bak. Paralar. Sovyet paraları. Onlardan nişanlar. Eski, evvel eski yaz şey maşine, maşinka makine yaz evvel, maşinka. Ha şimdi bilgisayar. Şimdi bilgisayar. Elimizdeki telefonda da hesaplam gidiyorum. Evvel oturup şot mu yani şotkan. Gerek olsa vilayet hakimi de bundan işlemişti. Elbette. Şimdi bura oranın tarihi. Ha bu bizim köyün tarihi. Karasuyun tarihi. Bunda suretler var, başkaları var. Hepsi vuruş vakti yollanan mektupler de var burada, bakın. Maşallah. Oradan yazılan mektuplar kamyonetlerin içinde duruyor, saklanıyor. Aha. Vay maşallah. O yıllarda savaşlardan gelen ünvanlar. Şimdi bunları bir bir göstermeye vakit yetmez. Zamanımız yetmez. Şimdi bunlar da o Kazakistan tarihi. Şimdi buradan başlanıyor bizim Türkiye halkların tarihi. Vay maşallah. Türkiye halkların tarihi. Atatürk. Burası Asambleye. Burada Atatürk, Elbasi, burada Nazarbayev, Nazarbayev var. Şimdi bakın şimdi. Burada ne mana var? Orada. Bir çınarın budağı yok biz. Budakları yok. Burada mesela karluklar, sakalar, dümeler var. Hepsi altın dümede. 33 tane Türkiye halkın nüvesi yaprakları. Türkiye halkları yaprakları. He. Bir çınarın birkaç yaprakları yok. İledir. Bu gelinlerimizin, kızlarımızın elden tokuyan peşkiller. Bir şeyi görseydim size. Aha. Ben savdalananda benim sevdiğim bundan 48 yıl evvel bana tokup veren mendil. Vay maşallah. Görüyoruz. Ben bunu gelinlik vaktinde kendine verdim. Gelip bundan temenni. Buna maşallah. 48 yıl oluyor bunun tokulması. Vay maşallah. İşte bu da tarihi müzede saklanıyor. Ha, bu da ben de saklıyorum bunu. Akska gazetelerimizden. Burada gelen müzeye buna yazıyorlar. Ama ben hakkımda yazmışlar Özbekistan'da. Kadri benim dua güyündü. Ben ustaz bilim yazıyordum. Maşallah. Ondan sonra bana Sayram Nimesi'nde çıkan bunların her biri bana yazıyorlar. Gazeteye çıkarıyorlar. Her yerde çıkmışım ben. Aha. Maşallah. Bunda zurna görüyorum ben. Zurna, düdük. Buna bizim Aksa Türklerinin zurnası. Değerli seyirciler, aha Gönülden Söhbet yeni yayınımızı başlıyoruz.
Bugünkü gönülden söhbətimiz, bayaq söylədiyimiz kimi, bayaq sizlərə tanış etdiyim insan, yenə bir kərə xatırladıyorum, bizim xalqımızın fəxri, qururu, çox dəyərli insanımız, belə bir qazetacı, tarixçi yazarımız, şairimiz, dramaturgumuz Sayın İbrahim Türki ilə olacaq. Bugün kəndisinin evində yox və biz sizin evinizə buyurub gəldik. Siz də bizim yayınımıza, İbrahim Zada, hoş gəldiniz. Sizlər də hoş gəldiniz. Safalar gətirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Allah hər yerdə yollarınızı açıq etsin. Millətimizi yolunda fidayəsizlər. Allah yenə gücüzə güc, yürəkizə yürək versin. Millətinin tarixini hürmət edən adam, millətini hürmət edən heç vaxt adı yerdə qalmaz. Sağ olun, Allah razı olsun. İbrahim Dada, öncə söhbətimizi başlamadan öncə bizləri seyredən seyircilərimizə sizdən bir sələm olsun. Bir sələm girişi yapalım da sonra davam edelim. Assalamu aleyküm, əziz Aksaqal xalqım. Bizim bu Güney Kazakistan'dan bütün nerede Aksaqal Türkler olsa oraya Koca Ahmet Yesevi babamızın doğulan topraklarından neçə-neçə evliyalar gezen izlerden sizlere salam yolluyorum. Hoş geldiniz Mikocan. Melikcan size hoş geldiniz. Böyle bir günde gelip benim hürmetimi yedip bir təşrif ayılama təşrif buyurmuşuz. Allah sizin de hürmetinizi büyükten büyüklere çıkarsın. Sağ ol. Halkımız için olgan fıdayılıklarınızı yeşidiyoruz, görüyoruz, kinolarınızı, başkalarınızı. Allah bu işlerde size yorgunluk vermesin. Her vaxt ne ki niyetleriniz var, her vaxt yollarınızı açık etsin. Amin, amin. Sağ olun, sağ olun. İbrahim Dada, biz bu Gönülden Söhbet yayınımızı Mikoşov YouTube kanalımıza başlattık ki amacımız halkımızın böyle bir arasında, halkımızın içinde böyle bir gerçekten de biz onur duymamız gereken, biz fəxir duymamız gereken insanlarımız çox. İşte onları bilen var, bilmeyen var. Doğru. Bilenler yakından tanısın. Bilmeyenler de bilsin, tanısın, gurur duysun diye böyle bir gönülden söhbeti başlattık ve bu gönülden söhbetimiz, yayınımız sanatçılarımızın, sizin kimi böyle bir gazetacı, şair, dramaturg, böyle bir insanların, doktorlarımızın, sporcularımızın işte böyle gurur duymamız gereken, böyle biz halkımıza örnek olmaya gerçekten de layık olan insanlarının yapıyoruz. İşte onlardan ön planda gelenlerden biri de sizsiz. İşte bugünkü yayınımıza rızalık gösterip bizleri bile sıcak karşı aldığınız için yine bir kere teşekkür ediyorum. Şimdi başlayacağız sorulara. İbrahim Dada, biz sizi çoktan tanıyoruz. Ele biliyoruz ki siz önce de Özbekistan'da doğduğunuz, Özbekistan'da yaşadığınız. Önce oradan gelelim. Siz kaçıncı yılda ve nerede? Nesil bir ailede dünyaya geldiniz? Buyurun. Ben 1952 yıl 10. Ocak'ta Samarkand vilayetinin Hatırcı bölgesindeki Hatırcı bölgesinde dünyaya gelmişim. Babam da, anam da okumuşluydu. Anam Aksaqal'da orta mektepte ders vermiştir. Müellimlik etmiştir. Maşallah. 1969 yılda orta mektebi bitirenden sonra 2 yıl Rusya'nın Voron şehrinde yigitlik değil mi, askerlik burcumu bitirip geri döndüm. 1979 yılda şimdi Samarkand'da orada yaşadığımız için ben karşıda Müellimler Üniversitesi'ni bitirdim 79 yılda. Kaşkadarya'da? Kaşkadarya'da bitirdim. Maşallah. Şimdi orada bir narsayı, ben Türklüğümden gene bir narsayı gurur duyuyorum ki bizim 33 grupamızda 33
Talebe vardı, talebeler vardı. Onların içinde Abdullah Arif tanıyorsunuz siz. Onun kardeşi Mil Arif'i bizim dikentimiz. İle birinci grupa teşkil olan günü bile geldi, baktı. Bana dedi ki, siz Tacik misiniz? Dedim, yok. Kimsiniz? Milletiniz ne mi? Ben dedim, Türk'üm. Ben Türk dedim ki. Sonra yazılarımı gördü. Dedi, aramızda dedi, bir Türk atamız var eken dedi. Abdullah Arif'in arkadaşı. Gelinler dedi, grupamızın aksakalını onu koyak dedi. Ondan 5 yıl starisalık ettim grupamda. Maşallah, maşallah. Şimdi bunu bir maktanış değil bu. Milletime gururumdur bu benim. Maşallah. Ondan sonra 1980. yıl buraya, orada bir 10 yıl mektepte işledim. Sonra geldim burada, bu Kadım Sayram ilçesine. Şimdi Sayram'ın tarihini ne boyunca söylese azlık eder. Bir Sayram köyünün kendinde aşında 17 evliya emriyeler var. Baba, ma, Hoca Ahmet dedemizin doğulan yeri. Onun dedesi, babası İbrahim Ata var orada. Onun babası Mahmut Ata var. Mahmut Ata'nın babası 700. yıllarda geçen aşında Türkübaş değiller. Burada. Hı hı hı. Türkübaş aslında Türkbaşıdır o. Türkbaşı? Türkbaşı deyilir. Aa. Onu Oruslar köçüp gelende 1800'de onu diyelmezler. Türkübaş duyulmuş. İftihar dede deyirler onu. Yatıyor orada. Hı hı. Ziyaddin Bey her yıl orada kurban kesiyor getirip. O Ahmet Yassavi maşallah babamızın büyük baba dedelerindendir. O Hazreti Ali'nin avlatlarına gidip takılıyor onlarla makulup. Oraya gidiyor. İşte burada geldim, 10 yıl müellimle gittim. İşte 1979. yıl Karşı Devlet müellimlerini bitirenden sonra bütün konu kardeşimiz burada olduğu için baba tarafta, ana tarafta 83. yıl bu Sayram bölgesine köçüp geldik. Ondan sonra burada Çapayov Mektebi'nde müdür olup işledim bir 10 yıl. Hı hı. Sonra da zaten 91. yıldan her bir devlet Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsız olandan sonra kalan ömrüm gazeteciliğine geçip 2015. yılda emekli oldum. Hay maşallah. Şimdi kısaca siz geçmişinizi böyle söylediniz. Ama şimdi bizim sorularımız gene gelecek size. Gazeteciliğ yaptınız, onu söylediniz yeni. Gazeteciliğ kaç yıl ve hangi gazetelerde çalıştınız? 9-10. sınıflara geçenimden sonra işte biraz birikimlerim Oğuz gazetesine çıktı. Zaten limadan askerlikten gelenden sonra askerlikte de yazıyordum ben. Özbekistan'da Edebiyat Sanat Gazetesi çıkıyordu. Edebiyat ve Sanat Gazetesi. Elbette. Onda küçük küçük hikayelerim. 91. yılda her bir devlet kendi bağımsızlığını alandan sonra ondan sonra işte burada iki dilde gazete çıkıyordu. Biri nima? Yöntemi Kazakistan Oruç dilinde, biri Untistik Kazakistan nima dilinde, Kazak dilinde çıkıyordu. Burada da bir eğer üyelerimizse bir 500 bin 700 bin Özbek Türkleri var. Onlar da işte kendilerinin dilini başka gazetesine talep edip Cenubi Kazakistan Vilayet Hakimliği'nin siyasi içtimai gazetesini çıkardı. Cenubi Özbekistan. Cenubi Kazakistan. Ya Cenubi Kazakistan. Kazakistan. Untistik Kazakistan, Yüzni Kazakistan, Cenubi Kazakistan. Evet, 91. evet, yılda. Evet, İşte çıkarmaya başladı. Onun nişana sahne numarası. Nişana numarasında işte ben gazetede, rayon gazetesine gidip geliyordum ya, bölge gazetesine. Onda biraz aralaştım onlara. Aralaştığından sonra o gazeteyi çıkardık. Çıkardık diyen de ben emez. Çıkardılar. Yani Özbek halkı, orada akademiki de vardı, mollası da vardı, imamı da vardı. Onu çıkarından sonra benim o
Nişana numarasında, nişana numarasında. Bunu çeker birinci, ayrıca çeker. Birinci olabilir. Dostluk bayrağı olup çıktı bu Cenevi Kazakistan gazetesi. Sonra onun birinci numarası benim Türkiye halkıma diyen şiirim çıktı. Birinci sayfasında. Birinci sayfasında. Aha. Türkiye halkıma. Türkiye halkıma diyen. Türkiye. Türkiye. Tilimge. Tilimge diyen. Türkiye tilime. Diyen, Türkiye ha. Tilime. Türkiye tilimge. Maşallah. Şiirim çıktı. Şiir çıkmış maşallah. Bu benim tarihlere koyan birinci izim idi. Ha. Bundan ben çok duygulandım. Maşallah. Ondan sonra 1991 yıl Mart ayında gazetenin özü birinci numarından başlayıp nişana numarasından sonra çıkmaya başlandı. Bana dostlarım şimdi icatkarlar birbirini tanıyor, yazıcılar. Ya. Benim ahir burada Rayon Gazetesi'ne çıkıyordum, Özbekistan'dan çıktım. Beni buraya Özbek Edebiyatı ve Medeniyeti bölümüne müdür edip çağırdılar. Maşallah. Orada, maşallah. Orada... Kamera ya. Orada size Özbek Edebiyatı ve Medeniyet bölümünde götürdüm işi. Biraz vakit geçenden sonra ne oldu? İmandılık gazetesi çıktı. Özbekistan'da çok iyi yaşamıştı. Onun için hele de kaldığı şeyler vardı. Ne oldu diye de işte ona ne şaşırmayasınız. Oldu? Ne oldu? Ne oldu? Özbekçe ile Türkçe'nin karıştı. Özbekler 43 yılda Özbekler. Hayır hayır ya, bir şey demiyorum yani. Özbekler, yani o da Türkiye değil de. Hepsi bizim. Birinci devam ediyor. Devam ediyor. Bu numa olandan sonra işte Özbek Edebiyatı ve Medeniyeti bölümünün rehberi oldum. Ondan sonra bir iki yıl geçenden sonra bu numa çıktı. Oblı, vilayet. Ne çıktı? Vilayet. Ne çıktı? Gazete çıktı, ne çıktı? Bir iki yıl geçenden sonra vilayet İslam İdaresinin gazetesi çıkmaya başladı. İmandılık diyen. Onun Özbek bölümüne redaktörlük etti. Ay maşallah. Hem bu Cenubi Kazakistan'da işledim. Hem orada direkt müdürlük yaptım Özbek bölümüne. 1995 yılda bilirsiniz yani da Kazakistan'da Kazakistan Halkı Assambleyası açıldı. Evet, ondan sonra ben 1998-99 yıllarda kendim ruhsat alıp 4 dilde Aksakalı gazetesini çıkardım redaktör olup. O Özbek, Türk, Kazak, Rus dillerinde çıkıyordu bu gazete. Sonrasında bu Almatı'ya Aksakalı gazetesi olup gitti. Bunda da Aksakalı olarak çıktı değil mi? Burada Aksakalıydı. Aksakalı. Ha, Dagestan Aksakalı. Ha, Aksakalı. İşte buradan götürüp nime ettiler değil mi? Hı hı hı. Ondan sonra işte arada şimdi bir 400-500 kitaba redaktörlük etmişim. Onun içinde ilmiyesi maşallah, de var, edebiyatı maşallah. Da var, tarihi kitaplar var. Bir 100'den artık Özbek, Kazak, Türk şagirdlerim var. Maşallah. Onlarla da gelmem iyi. Yine maşallah. Kitaplarına yardım veriyorum. Maşallah. 28 kitap yazdım. Şimdi kitaplara biraz geçmeyeceğiz. Biz gazeteyi bitirmedik. Oldu. Gazete bitti. Bitti. Şimdi geleceğim sizin bu yazdığınız kitaplar yani şairliğinize geleceğim. Şairliğinize. Şimdi bayağı söyledik. İlk şiirlerim orada çıktı. O şeyde çıktı dediniz de. Bu şairlik size nereden geldi? Yani nasıl başladınız şairliği? Kim sebepçi oldu? Kim ya bir ne diyeyim böyle bir kim buraya, ilhamlandırdı sizi? Kimden size, buraya gelenden, şairlik nereden geldi? Buraya gelenden 80. yıl, 85. 86. yıllarda Çeşme icadı üşmesi vardı burada. Burada. Burada Kazakistan'da. Sayram ilçesinde Çeşme icadı üşmesi vardı. Oraya gittik. Orada ustalarımız vardı. İrsali Cumanım, Cüret diyirdi. Sabırcan Yusuf Aliyev diyen. Griçoka diyen. Onlarla katışıyor. Bu gazetede işleyen diyen benim ilhamım
Ben çok başka halkların edipleriyle bir sohbet kurdum. Mesela Kırgız edibi, yazarı Çingiz Aytmatov'la beraber kaç gün gezmişim. Adil Yakıbov'la, Nasır Fazilov'la, Muhtar Şakhanov, Kazak yazıcısı. Şimdi Özbekistan'daki Naboyca edipler var. Dedekhan Nuri. Yine var anılar. Sanat nimelerine yakınlıklarım oldu, dostlar arttırdım. Mesela Zikir Muhammed Canov'la bir iki sohbette oldum. Abid Asamov zaten dostumdu. Allah rahmet etsin cümlesini. Allah rahmet etsin. Bundan sonra Valican Şemsiyev'le tanışıp bunlarla dostluğumuz oldu. Şimdi çünkü tiyatro, tiyatro sahnesine, tiyatro yazmama bu insanların yakından tanış olmam sebepçi oldu. Bir alanda. Bu sahne eserlerine değil mi? Sahne eserlerine. İnsanlar sebepçi benim oldu. Bu hayat kuvançları, dramamı, komediyamı. Komediyamı, dramamı? Komediyadır. Komediyasını koyulanda rahmetlik Bahtiyar İhtiyarov'un kendi geldi. Vay maşallah. Şunda onda ana numanın Kazakistan Özbek hamcemiyatının dostluk hamcemiyatının reisi bu eseri Türk atamızın valası İbrahim Türkiy yazgan körsetin özünüzde diye de hepsi ayağa kalkıp beni kasağına karşı almıştı. O dramayı görende Bahtiyar İhtiyarov'un kendi katlaştı. Çıkanda Bahtiyar İhtiyarov'un kendi kucaklayıp bir rahmetini bana bildirdi. Yani, teşekkürünü yani, çok bildirdi. Beğenmiş. İnşallah bak Allah öyle bir sanatkarlarından olmuşsun. He, çok güzel. İbrahim Tata, şiir yazmanız nereden geldi? Ona bir cevap alamadım da. Şimdi bu Özbek edeb kitapla çok okuya kendinizden mi böyle bir yok. Başlangıç oldu ya? Ben onu orada Samarkand'dayken yazıyordum ama gazeteye yani bir yanı yollamaya korkuyordum. Çünkü ben hala kendime biliyordum ki hala ona tayyarda günüm ben. Hazırda günüm. Ha. Ondan sonra işte buraya gelenden sonra burada o çeşme icadı üyüşmesine katıldım ki oradaki ben üstazımız onların rehberleri bu gazetenin müdürü iyi şiiriniz bassak olur diyenden sonra işte verdim. Belki maşallah. O minnetlerim nümesine bu vilayet gazetesinden birinci sayfasından yer maşallah. Aldım. Ondan ben yine şiiriyete duygulandım. Maşallah, maşallah. Ben biliyorum ki çok kitaplarınız, şiiri kitaplarınız çıkmıştır. Benim elimde değerli seyirciler, değerli insanımızın, şairimiz İbrahim Türkiy'in, baksanıza Kazakistan'da çok ünlü bir kitap olmuş. Yani Kazak elbası Nazarbayev'in şeyinden, ne diyor? Mertlik, mengü, mengülük ilim benim. Nazarbayev'in şeyinden de inisiyativasından çıkmış bir kitap Mengülük İlim Menin Veçne Astronomaya hani böyle bir kitapta bizim şairimizin şiirleri hem de 7 sayfa 7 sayfa şairimizin hem de Türk dilinde basılması gerçekten de gurur duyucu. Baksanıza şiirin adı da Ben Türk'üm. Maşallah. Boşuna İbrahim Türkiy olmadız işte. Ben Türk'üm şiiri. Güzel bir şiir. Burada 7 sayfada şiirleri basılmış. İşte böyle bir değeri var. Böyle şairimizin kitabı da görüyorsunuz. Ondan sonra Özbek şairlerinin Amerika'da çıkan bir kitabında da işte onların İngiliz dilinde çıktı. İngiliz dilinde çıkan baksanıza bin bir şiir hani İngilizcesi basılmış Amerika'da Özbek şairlerinin şiirleri arasında bizim yine şairimiz İbrahim abimiz İbrahim Türkiy şiirleri de basılmış. Bu da ne güzel. İşte boşuna basmazlar yani. İbrahim Türkiy
güzel şiirleriyle İngiliz dilinde tercüme de yapmışlar maşallah. Maşallah bu kitapları ben boşuna ayrı böyle ögüme almadım değerli seyirciler. Şimdi Türk Dünyası Şairleri bu kitap Azerbaycan'da çıkmıştı değil mi? Azerbaycan'da çıkmış. Almanak Antologiya kimi böyle bir güzel kitapta da bizim şairimize yer ayrılmış ve şiirleri basılmış İbrahim abimizin. Burada da birkaç şiirleri var. Görüyorsunuz. Güzel şiirler burada da basılmış. Kısaca autobiyografisinden beraber şiirleri basılmış. Maşallah. Tebrik ederim. Elbette ki bizler seyircilerimiz böyle bir şeylerden haberi olmazdı bile. Çünkü benim de yeni haberim oluyor. Haberi olmayanlara duyuyorum. İşte gurur duyun değerli seyirciler. İşte böyle bir insandan bugün gönülden sohbet yapıyoruz. Bugünkü gönülden sohbet misafirimiz, konuğumuz, yine bir kere hatırla diyelim, şairimiz, tarih yazarımız, araştırmacı yazarımız, dramaturgumuz, gazeteci İbrahim Türkiye ile oluyor. Devam edelim. Şimdi sorularımızın devamında bir Aylas hakkında çok merak edenler olacak. İbrahim Türkiye Aylası nasıl bir aile kurdu? Kaç evladı var? Ben ailemi Samarkand'da kurdum. 22 yaşındaydım. 22 yaşında? 22 yaşındaydım. Eşim 20 yaşındaydı. 20 yaş. Biz aile kurduk. Eşinizin adı? Eşimin adı Aslı'ydı. Aslı. Aslı. Aslı yengemiz. Onu siz yaş tanıyorsunuz. Bize kaç kere gelende görmüşüz onu. Elbette elbette görmüş yok. Çay etmekini yemiş yok. Değerli seyirciler, şimdi İbrahim Tadamız Aslı'ydı dedi, üzülerek söyledi. Ben hemen burada izah vereyim. Yengemizi elbette ki 15. yıl getirdim. 2015'te mi? 2015'te getirdim. 2015'te Allah rahmetine kavuştu. Yengemiz Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Onun içinde yatsın tüm Amin. Geçmişlerimiz. Allah bütün cümle halkımızın geçmişlerini rahmet etsin. Amin. Gençlerine de uzak ömür versin. Ne dilekleri siz, var Allah getirsin. Aslı yengemizle böyle aşkla, sevgiyle mi aile kurdunuz ya? Önceden büyüklerimiz hallederdi yani. Bilmiyorum. Oğlum sen bu kuzuyu alacaksın, sana bu kuzuyu aldık. İşte önceden çok oğullarda tamam baba siz ne diyorsanız o diyardı. Siz nasıl evlendiniz yani? Aşk mı oldu aranızda? 50-50 o da vardı, bu da vardı. Sebebi aşındı çoğuna telefon elçiliği ediyor. Telefon elçiliği. Telefon elçiliği ediyor. Şimdi bizim vaktimizde o bir şey yoktu. Biz dedi, hatta kaynanamızı görsek gizleniyorduk. Öyle bir terbiye bulmuşuz. Vay maşallah. Görüyor musun? Şimdi diyemiyorduk. Kendiniz bilirsiniz, kendiniz bilirsiniz diyorduk. Bu oldu. İçinde işte ne diyor? Canı cennet iştiyir. Kaçta? Diyen söz boşuna da gül. Canı cennet iştiyir. Yani canı iştiyir ama diyemiyor. Yani, ağır namus ona koymuyor. Ağır namus güclü. Ağrıyat güclü. İşte diyemiyordu işte böyle bir onun için de içinde saklıyordu her şey. Onun için siz bilirsiniz ya. Bilirsiniz. O vakit ki ana babalar da çok zekiydi yani. Oğlunun renginden bakıp anlardı ki ya işledi ya işlemiyor. Kızının da o duruşundan anlardı ki bunu işledi işlemiyor. Aşındakiler gerçekten de yeni abimiz söyledi. Instagram elçilik yapıyor. WhatsApp. Buluyorlar. WhatsApp. İnternet. İşte internet etkisi bu sayıtlar. Ama onların vaktinde sayıt olmamış. Onların vaktinde şimdi, her şey poştada canlı poşta olmuş. Biz doğrusu bu gönülden sohbet içini açalım, açını böyle dökün. Ben dökün, ona diyeyim ki dökülün. Ben ona diyeyim ki ben o sonraki yıllarımızda, okuculuk yıllarımızda çok adama vasıtaç olmuşum. Gel yediler dostum ne olursun.
Parançaya aşığım, şiir yazdım. Şiir yazıp yazıyordum, veriyordum. İleyken de doğrusunu diyende ben askerliğe gidende ben de birincisini yitirmişim. Askerliğe gidende yani gelende ilk o ilk aşkızı bir yetim kızıydı. Yetim kızıydı. O olmadı. Amcası başkasına vermiş. Amcası. Sonra işte biraz askerliği bitirip gelenden sonra bu işim aslı. Allah rahmet etsin. Anamın bir yakınındandı. Yakınıdır. Gelip gidiyordu bize. Sonra ben askerlikte bir iki kere mektup yazdım. Ben de yazdım. Yere yereyle gelenden sonra buralara gezdim, gördüm. Bir ay Taşkent'te oldum. Anam gezdirdi yani bir gelin bulmayışın. Gönlüme bir şey olmadı. Takdir diyorlar. Meğer takdir yanımda. Benim haberim yok. Geziyorum dünyayı dolanıp aşk arayıp. Maksudum. Yar arayıp. Rahmetli Nurdin Haydarov'un Özbekistan halk artisti Nurdin Haydarov var. Biliyorum, biliyorum. Çok yaşlıyım. Bir iki şiirlerimizi de Ayran Çıkış şiirimi Türk etmiştir. O insanın bir güzel türküsü vardı. Kaydayken beni nasibem Osman'da mı yerde mi kayda? Bu orayı mı arayayım, burayı mı arayayım? Sonunda diyor ki ulbariken özüm barcaydı. Yani sizde de ulbariken özüz barcaydı demek. Uyarım yani bakıyordu, geliyordu bize, ben gidiyordum onlara. Mellim olup işleyende biz hani, pahtalara gidiyordu, görüyorduk onları. İtibar yoktu. İtibar yoktu. Benim hayalim diyordum ki dünyayı gezeceğim, Kazakistan'a gideceğim, oradan bir güzelini bulacağım. Senin abrana yazılmış ay insan, nereye gidip ne arıyorsun sen? Hay Allah. Size geldim, bir gün otobüse çıktım. Orada avtobüs geziyordu. Ben de rayonaya gidiyorum. Mermilerin müdürünün yanına. Mektep müdürlerinin vardı. Onun yanına gidiyorum. O da magazinde işliyordu. Çıksam, çıktım öyle baktım. Avtobüs dolu. Arkamdan kimse bile vurdu. Öyle baksam ki bir güzel canım oturuyor. İşte öyle buradan bulduk. Bir kendi yanımdan buldum Samarkand'dan. Maşallah işte. İşte aile kurduğuz, kaç çocuğumuz oldu? 4 tane kızımız var, bir oğlumuz var. Allah 4 kız, bir oğul. Kendi yerinde, yerlendiler. Maşallah, maşallah. Kendinin aileleri var. Maşallah. Her ayda bir kere yığılıyorlar, ziyaretimi yediyorlar. Vakti gelende, hasretlenende geliyorlar. Her gün bir telefondan Allah'a soruşuyorlar. Var mı şükür. Şimdi yakında yine o kendimin orada mektepte okuyan sınıftaş kızlarım geldi. Türkistan'a götürdüm, ziyaret ettirdim. Maşallah. Bilen oldu şimdi. Tamam. Şimdi sizin bilin bugün de yengemiz karşı aldı bizi. Demek yengemiz ikinci aylanız. İkinci aylan oldu. İkinci aylanız hakkında da kısaca söyler misin? Şimdi her bir 4 kızım da gitti. Oğlumuz da animası kendi şeyine olandan sonra bize benim evime aileme geldi gitti çok. Bir gün Özbekistan'dan gelse bir gün Türkiye'den geliyor. Alımlar geliyor kendi de aşağı bu müziğin kendi. Bu müziğin kendi. 4 tane diplom işi yazdı adam. 2 adam fank kandidat nauk oldu. Oh, maşallah. Bu müziğin arkasında. Bu müziğin gelip burada yazıp. Bir adam bundan 2 yıl evvel Kazak Türk Üniversitesi'nden geldi. Benim burada günlerimi bu aşklar antologiya sarı kitabı vardı burada. Ondan alıp Aksa aşkları doğrusunda kendi nümesini yazıp profesör doktor olup gitti. Maşallah. Baksana. Şimdi yine doktor Almatya'da var. Üniversitenin rektörü Sabri Hizmatlı geliyor bize gidiyor. Gelip yine misafirler. Dostluğumuz ne oluyor? Şimdi İbrahim'de de her bir insanın hayatında oluyor ya böyle bir unutulmaz
hayatında unutulmaz bir keşkemleri oluyor, üzüldüğü anlar oluyor. Siz bu dünyada şimdi 70'e biraz kaldı değil mi? 71. 70. Üstündeyim. Hay maşallah maşallah. Değerli insanımız 71. Ha bu 23. yıl 10. Ocak'ta 71'i doldurup 72'ye geleceğim. Maşallah. Allah ömrünüzü uzun etsin. İşte bu yaşa gelen için çok üzüldüğünüz, kırıldığınız anlar oldu mu? Ne için oldu, olmuşsa? Şimdi kırılmayan yürek adam, kırılmayan yürek adamın yüreği taştan olmak lazımdır. Yüreği taş, adam kırılmıyor. Elbette evvel deyirsiniz ki bu dünya biledir ama yürek ağlıyor. Onun için de benim şiirlerimin diğer 90% dertlidir. Dertli. Ne vakit bana dert gelse ben o prezidentimizi, o numayı, o nedir, ugmak şiirleri hasmıyorum ben. Ben dertli, mumlu numalar. Ne vakit ki bana dert geliyor, gecesi yok geliyor ki o sözler tükülüp geliyor ki ben gecesi kalkıp oturup o şiiri bitirmeyince yatmıyorum. Bitiriyorum, el yazmamı bırakıyorum, bir haftadan sonra yine alıp okuyorum. Yine teze işler geliyor. İle evvel onun numasını, temelini koyuyorum. Sonra kirpiçini diziyorum. Sonra da suya buna nakş veriyorum. Öyle bir dertli şiirlerinizden bir namune varsa okur musunuz? Hangi dilde okuyayım? Önce Türkçe eğer olsa. Önce Türkçe olsa ben... Önce Türkçe şimdi olsun. Bizim yakında Turan'ın bir top çeşmesiyim diyen bir kitabım çıkıyor. Hani onun kol yazmaları buradadır. Tipografiye vermişim. Maşallah maşallah. Ondan basmaya bir, verilmiş Turan'ın diyen kitabı yeni çıkacak. Ondan inşallah. Bir şiir okuyayım. Okun. Şiirim bu şiirde en ağır yazma büyük şairlere Muhammed. Siz bunu bir senet demesi de bilirsiniz. Bilir, Muhammed biliyorum. Muhammed mi? Şiir yazmak, kafiyeye doğrulup yazmak oluyor ama en ne mesela büyük Füzuli, Navai, Meşrep kimi şairlere Muhammed yazmak bu çok ağır iştir. Allah. Onun için de Meşrep'in derdi benim yitirdiğim, babalarım yitirdiğim vatan derdine benzeyen için benzediği için ben Meşrep'in bir şiirine Muhammed yazdım. Ondan buyurun, bir parça okuyacağım. Buyurun dinleyelim. Üzbi dilinde okuyacağım. Olsun. Olsun. Bu da Türkiye dili. Çiğmeyin ah neyleyin bağrı küyük parvan hemen hem garibu natavanın yurt derdi de giriyan hemen berçe hurrem sad bükün, min ise yığılap kan hemen. Bu misafir şehride her dem tutaşım yan hemen. Her kayan varsam bükün yoldan adaşım var hemen. Milletimin derdidir. Bakti talı hükmüden, yazı kışım yoktur beni. Tartmağım külfet gemi, özge işim yoktur beni. Namut biçare men, on gütüşüm yoktur beni. Ne atam var, ne anam var, hiç kim yoktur beni. Her teki diyarlarga zarı sargardana men. Bu felek çarkı dönüp turdu tuzağın oldum garip. Şadligim küngül gülüm urdu kazan soldum garip. Gam elem kasasige küz yaş bulup toldum garip. Ni günah kıldım kuda dünyada min boldum garip. Her kayırda bir kası bir çarege hem kanımın. Meğer bu sen cüda yurttan, kütgenin yoldur seni. Ne baktu ne sevinsin, ge tapken cayın köldür seni. İbrahim mardana bul, talihin şuldur seni. İndi meşrep kul iken sen, kısmetin buldur seni. Şükürullah'ı her yarımın talibidir danemen dedi. Meşrebin derdi, benim derdim. Onun için de
Öyle güzel. Ha bunu 2 saatte bu muhammesi yazıp kurtarmıştım. Maşallah, güzel. Maşallah. Maşallah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Değerli seyirciler, burada hatırlatmam gerekir. Ben söylemedim önce bence. Söyleyecektim ama unuttum bence. İbrahim Dadamız hem Özbek dilinde, hem Türk dilinde, hem Kazak dilinde şiirler yazıyor. Böyle bir kitaplar yazıyor. Onun için aslında bir Özbek dilindeki şiirini dinledik. Geride yine dinleyeceğiz inşallah. Şimdi Türk dilinde bir dürtüklerim var. Kısaca onlardan Türk okuyayım. Türk dilinde dinleyelim. Hmm. Buyurun. Ağlan bilir, ben faniyede gülmemişim. Sürgünlerde garip gezip solmamışım. Ey rakibim, kısmetime koyma nokta. Vatan yaşar, hele ben de ölmemişim. Maşallah. Diğirler vatanı sevmak imandan. Sabır da İslam'da bir büyük vetlep. Zorlukla vatandan ayrı düşmekten. Hatta düşmanımı saklasan ya Rab. Ne vakit ki vatanım uzakta kaldı. Ondan ne temel ne hana kaldı. Benim talihime bitilen tarık. Geçti evlatlarıma. Afsane kaldı. Özbekçe dinledik, Türkçe dinledik. Kazakça da var mı? Var var. Kazakça dinleyelim. O da taze kitabında çıkıyor yakında. Oh, maşallah. Tarık'tın bir parağın. Kötereyin şıkıstan. Babaların birbirin. Cürüğümünü oskan. Köyüne köyler söylesin minin gacip dilimde. Azya'nın ılıman toprağım Türkistan. Dünyaya geldim ben, Türklerden bata aldım. Anaşımın tilinden kuat aldım, at saldım. Alpamız bin Köroğlu batırlıktı oktırdı. Memlekettik tilinde dostlarımdan hat aldım. Navayedin gazalin, Abay cirin cattadım. Pushkin, Rolun, Şıngıs bin dünya yesigin attadım. Jül verindi, castanıp parakladım. Manastı, Mehtun Kulu Aziz Nesin'in moralarını sakladım. Şikisbir'den sır oktum, Tagor buldu sırlasım. Cüregümden ötkende asım sözü min gasır. Memlekettik tilinde söyledi bar ulular. Kök bayrağı Kazak'tın kök taparlık turgası. İbrahim Dada, bu yeni kitaplar yazmışız maşallah, işte bu ensiklopediya olsun, bu antoloji olsun, böyle bir kısmet, böyle bir kitapları yazmak, bu kitapları çıkartmak kolay olmuyor. Elbette ki böyle bazı bir insanların kollab kuvvetlemesi diyen kimi desteği lazım oluyor. Size de böyle bir destekte bulunan insanlar var mı? Nereden bunun maddiyatı geliyor? Nesil çıkarıyor siz bu kitapları? Şimdi ögredim, ben de kitapla çıkaracağım. şimdi beledir de Mik Hocam. Ben aslında 28 kitap çıkarmış olsam bu kitapların birine de cifimden bir para karşılamadım. Maşallah. Karşılamadım. Ya nereden geldi? Bu geleni bana kendi yazdığımı görüp, adamlar okuyup ile teklifler etti. Mesela bu kısmet kitabımı 75 yıllığına yazdık. Kimin 75 yıllığına? Akska Türklerinin sürgününün. Akska Türklerinin. Bizim... Orada oğlanlar dedi ki, sen işin bitir, oruçça, bizde kanak, Türkçe yaz, oruçça yaz. Ne boyca para olsa, biz sana kısmet... maddi yardım olsa biz veririz. Onun için de kısmet sudba. Bir yarım milyon paraya çıktı bu kitap. Yani Kazak parası. Kazak parası ile asası bunun büyük hizmetini sponsoru Numa oldu. Yaşat Çilingarov oldu. Yaşat adamımız Çilingarov. Maşallah, sağ olsun, teşekkürler. Şimdi bu iki kitabın numası Ziyaddin, Allah onun geçmişlerini rahmet etsin. Amin. Kendine amin. Allah yolunu açık etsin. Bu iki kitabın çıkmasında Ziyaddin'in maddi yardımı çok oldu. Aa. O dedi ki, siz milletimiz için yazın. Ben
veririm nabocalar. Sattırın parasını alın. Sizin hizmet hakkınız, emek hakkınız olsun dedim. Ben dedim ki halk seni belki bu nime edip verirsin. Halkına nime edirsin. Ben ne cüre onlardan ben oturumda yazdığı kitabımı satıp parasını alıp. Bende de o martlık var dedim ki. Ben de takıdacağım. Parasız. Parasız. Bedava. Ben emekimden geçtim. Milletimin animesi bu iki kitap ile oyundan maşallah. Değerli seyirciler, abimiz Ziyaddin dediği insan bilirsiniz. Bugünkü günde DATUP Genel Başkanımız Ziyaddin İsmihanoğlu Kasanov. Buradan saygılar, teşekkürler. Böyle bir emeklere hamile olduğu için, maddiye yardımda bulunduğu için sağ olsun, var olsun. Bu taraftan maddi, şimdi manevi taraftan da yardım verdi bu benim. Manevi taraftan ne yardım verdi? Ne? Ben gazetede çalışan vakitte kitaplarım çıktı. Çıkıp üniversiteden de Ziyaddin Bey buraya geldi. Orada işitmiş ki benim 60 yıllığım olacak. Beni çağırdı. İbrahim Bey sen bizim halkımızın ne bile bile bir manevi adamısın, yazıcısın. Buradaki bile yedip kendi milletimizi bile çıkarırsın, biz de sana kömekimizi vereceğiz. Ben Amerika'da oldum, nerede Türkiye'de oldum. 30. April günü et, ben bilim o günü, ben nerede olsa yetip geleceğim. O 30. April günü, 28. April günü 60 yaşıma Uzbek Dram tiyatro benim büyük bir tarihi dramamı koydular. Hangi dramayı? Yusuf Sayrami dramasını. Sonra ikinci gün nimaya koydular. Bayağı hayat konuşları, ömür sevinçleri koydular. Maşallah. İşte 30. günü büyük bir nima oldu. Orada yübileyim, onda Ziyaddin kuş gibi uçup geldi. Bayağı at bindirip benim manevi ruhumu bir kaldırdı. Böyle insanın emeğine değer vermiş olan abimize, Ziyaddin abimize, genel başkanımıza teşekkür dilerim. Ne diyorum? Gerçekten de duyunca gönül sevinir. Böyle insanı böyle bu kadar sevindirmiş. Allah o insanı da daim sevindirir. İbrahim Dada, bence sizinle güzel bir gönülden sohbet oldu. İçinizde bu sözleri keşke söyleseydim diyen bir sözler kaldı mı İbrahim Dada? Öyle bir şey varsa söyle. Edebiyat adamında söz tükenmez. Söz tükenmez. Aha maşallah maşallah. Öbür kameraya bakıp söyleyeceğiz. Edebiyat adamında söz tükenmez. Ne diyeyim? Ben de bir Uzbekçe söz vardı. Dürtlük var. Onu eğer ne olursa okuyayım. Değil. Oho. Mazilerden ildizim, avladım gekametmen. Halkımın şair oğlu, küy kuşuğa beyatmen. Fani dünya can alsa, ruhum süzer semada, ten kabirde ise de, mengüde bir hayatman. Armanın ne armanın, maşallah, ne maşallah. Dert olmasın, bile bir baht Allah verdiği bu büyük bir bahtı bulduğum için Allah'a bir şükür ediyorum. Bana yardım veren, sponsorlu maddi, manevi yardım veren aşındı. Mal kardeşimin arkasından yine bu Turan'ın bir çeşmesi ben diyen Uzbekçe, Türkçe bir kitabım çıkıyor. Ona Amerikalı dostları maşallah sponsorluğa yardım verdi. Ay maşallah Amerika'daki dostlar sağ olsunlar. Şimdi ben onları tanımıyorum. Kitabın arkasına onu yazdım. Her iki dilde. Melikcan, onun için sizlere çok size teşekkürüm var. Ben çok sorular sordum size. Sizin bana soracak bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yani böyle bir imkanla veriyoruz sohbettaşımıza. Şimdi sanatçının, yazarın takdiri birdir. Aha. Siz rejissörsüz. Aranıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ben de gecesiyle fikir ediyorum. Hayat tecrübelerini öğreniyorum, bir şeyler yazıyorum. Dördüncü gün ona vakit çıkacak. Onu bilmek istiyorum. İşte
Ben her sohbettaşıma bana bir sorunuz varsa bir soru da siz sorabilirsiniz deyip böyle bir şans veriyorum. Aha siz dördüncü insan, bence daha çok, belki beşinci insan oldunuz. Aynı soruyu soruyorlar. Dördüncü film ne zaman çıkacak? İşte bizde bizde meneviyat var, bizde sizin gibi böyle maddi destekçilerimizi bekliyorum. İşte öyle bir maddi destekçilerimiz bulunduğu an dördüncü filmin çekimine motor diyeceğiz inşallah. Sinyallarımız hazır. Amin. İnşallah yetin niyetler. Değerli seyirciler, burada bir şey anlama gelmesin. Yani Miko her şeyin sohbetin sonunda bu soruyu sordurup bu soruyu sorduruyor diyen bir şey de fikrinize gelmesin. Allahça diyarım. Her zaman bir soru sorabilirsiniz diyelim. Herkes, yani ki gelişmişler bu soruyu soruyor. Demek ki milletimiz dördüncü filmimizin çıkmasını çok çok istiyor. Duacı olun. Duada olun. İnşallah sizlerin dualarınız bize gücdür. Sizlerin dualarınız bize inşallah yolumuzu açar. O dördüncü filmi de çekerim. Değerli seyirciler, bugünkü İbrahim Türkiye yazarımız dedik. Tarihçi yazarımız, şairimiz, dramaturgumuz, gazetacımız. Bir sözüyle çok değerli, gurur duyduğumuz insan İbrahim Türkiye ile güzel bir gönülden sohbet yaptık. Beğendiyseniz fikirlerinizi YouTube kanalımızda bu yayınımızı izledikten sonra videonun altına yazabilirsiniz. Yorumlarınız da bize destek, bize gücdür. Ama abone olmayı da unutmayın. Kimler de yani yan adreste abone olmamışsalar bizim kanalımıza abone olsunlar. Çünkü o da bize bir destek oluyor. Sağ olun, var olun. Gene görüşmek üzere. Teşekkürler. Bu ekranı aldığımız için emas, bu sizin milletinize sanatı yolda ittiğiniz fedayeti olsun. Çünkü siz de benimkini bir yazıcılar yazı veriyor, onu ediyorsunuz. Onların adından da yolluyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Görüşürüz. İşte finalini böyle yaptığı şey, şair. Yazar da biliyor finali nasıl yapmak. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerle yine görüşmek üzere. Nasıl akış değil mi? Çok güzel.